Herkese selam. Kalma, hoş geldiniz Çin'e. Hoş geldiniz. Bu video daha önce yüklemiş olduğum Çin'de yaşam videosunun ikinci partı. Edit sorunlarından dolayı iki parta böldüm. Çok uzun olmaması için şu anda ikinci partı izleyeceksiniz. Hemen kısa bir flashback yapıyoruz ve videoya geçiyoruz. Yemeği böyle bitirdik. Bir en çok merak edildiğini düşündüğüm diğer konu, asgari ücret, maaşta çalışma durumları nasıl? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Çin'de genel olarak belirli ülke içinde, ülke bazında sabit bir asgari ücret yok. Bunun sebebi her şehirde yaşam ücretlerinin, masraflarının farklı olması. Yani büyük şehirdekiyle küçük şehirdeki ya da küçük eyalettekinin yaşam tarzı, harcadığı masraflar, yaptığı masraflar aynı değil. Bu yüzden de ülke geneli asgari ücret değil, şehir şehir ortalama maaşlar, asgari ücretler var. Hatta asgari ücret diyemeyiz, bu konuda emin değilim. Bir arkadaşıma sordum, Çinli bir arkadaşıma. Böyle dışarıda temizlik işçileri, çöp toplayan, temizlik yapan insanların, görevlilerin ücretleri 2500-3000 yuan olduğunu söylediler. Hadi bunu duydum. Öbür türlü asgari ücretle ilgili herhangi bir bilgim yok. Şangay için de ortalama maaşın hocam 10.000 yuan olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Çin'de çok iyi para, yabancıların çok iyi para kazanabileceği meslek, daha hızlı kazandığı meslek İngilizce öğretmenliği. Yani İngilizce öğretmenliği maaşı en az 15.000 yuan'dan başlıyor. Benim gördüğüm ve duyduklarım 25.000-30.000 de gördüm. Tabi bunlar 30.000 yuan. Bunlar native'ler için. Native'ler ne kadar native'sen, yani ne kadar native'sen ne ya? Native öğretmenlerin aldığı ücret biraz daha fazla. Ama böyle belli sınavlara geçmiş olan yabancıların aldığı ücretler de yine 15.000 civarı, 15.000 yuan'dan başlayabiliyor. Tabi bu da değişiklik gösteriyor. Fakat İngilizce öğretmenliği gayet güzel getirisi olan bir meslek Çin'de. Hava gerçekten şu anda aşırı 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 güzel. Hemen ben de biraz dilim damağım kurudu. Şimdi en sevdiğim bubble tea'ci, sütlü çaycı olan Nishe Bingting'e geldim. Oradan soğuk bir şey alayım. Şöyle size göstereyim. Ay. Şurada QR kodu var. Yani ben buradan tarayıp menüyü seçebilirim. Ya da buradaki arkadaşa söyleyip buradan sipariş edebilirim. Fiyatlar böyle gördüğünüz gibi. Çok fazla çeşit var. Bu Çin'deki en ucuz, en lezzetli diyemem ama lezzetli. Şu orta boy bubble tea'in ayçağı 6 yuan. Oo, içim ferahladı. Evet, sıradaki konumuz konaklama. Konaklama konusuna gelirsek, ben kendim yurtta kaldığım için konaklama konusunda pek bir bilgim yok. Fakat sadece şunu söyleyebilirim. Ne kadar merkeze yakın, istek bölgelere yakınsa o kadar kira fiyatları pahalı, ne kadar uzaksa o kadar ucuz. Örneğin mesela ben Şangay bazında fiyat söylersem, üniversite çevresindeki yerler ya da merkezi böyle ayak altında olan yerler 4.000 yuan'dan başlıyor kirası. Uzaklaşırsan böyle biraz daha 2.000 yuan'ı bulur musun bilmem ama 2500-3.000 yuan'ı kesinlikle bulursun. Ama tabii daha pahalı 10.000 yuan, 5.000 yuan olan kiralar da mevcut. Fakat dediğim gibi bu sadece senin şeye bağlı. Hem şehre bağlı hem de bulunduğu mevki. Evet. Şimdi konaklama demişken tatil gezmeye de gelelim. Öncelikle en çok kullanılan ulaşım aracı böyle şehirler arası hızlı tren, uçak. Hızlı tren daha elverişli. Bilet fiyatları biraz daha uygun. Hızlı tren biletleri biraz daha uygun ve biraz daha zahmetli ve biraz daha yani şehir merkezinde olduğu için hızlı tren kullanımı daha fazla. Bilet fiyatlarına gelirsek de yine bu mesafeye göre değişiyor. Fakat ben Şangay'dan Suzhou'ya daha önce 12 yuan vererek gittiğimi hatırlıyorum. Tabi bu mesela Şangay'la Suzhou'nun arası hızlı trenle 20 dakikaya kadar da düşebiliyor. Ya da yavaş trenle 1 saate kadar da düşebiliyor. Ben 1 saat için 12 yuan vermiştim. Uzun lafın kısası, hızlı trende mesafeye göre fiyatı değişiyor. Fakat o kadar dehşet bir fiyatı yok. Ne kadar hızlı giderse o kadar pahalı, ne kadar yavaş giderse o kadar ucuz mantığında. Fakat seyahat yapmak için hızlı tren kullanmak çok elverişli. Şimdi gezi konusunda konaklamaya gelecek olursak, otel, hostel vesaire. Öncelikle bu Çin'de sevmediğim noktalardan biri, sorun olan noktalardan biri. Neden?
Çünkü Çin'de bazı oteller yabancı ağırlamıyor. Yabancı turist almıyor. Sadece Çinli alıyor. O yüzden otel fitlemesi yaparken de, kalacak yer ararken de yabancı kabul eden JDY Gore'un bölümünü seçerekten arama yapıyorsun. Bu gerçekten çok saçma bir kural ama var yani böyle bir olay. Kalma fiyatlarına vesaire gelirsek de bence böyle Çin tekrardan geri açılmadan önceki fiyatlar biraz daha düşüktü. Şimdi birazcık artma olmuş ama o kadar da dehşet bir artma değil. Önceden rezervasyon yaparsan uygun fiyatlı otel, hostel bulabilirsin. Önemli olan yabancı kabul eden bir yer olması. Shanghai'ın havası yazın sıcak, kavurucu. Kışında soğuk. Hatta kavurucudan da ziyade çok nemli, yapışık bir havası var. Böyle adım attığınızda saçınız falan böyle kabarıyor. Kendinizi yapışık yapıp çok pis hissediyorsunuz. Birazcık bu durum var. Ama bence benim hani gelirken korktuğum kadar bir kirlilik söz konusu değil. Şimdi lacı kıyma. Az önce ne yaptım? İçtiğim şeyin çöpünü attım, amca duruyor. Amca geçerken amca durdurup attım. Niye böyle bir şey yaptım? Benim yine Şangay'dakini söyleyeyim size. Şangay'da çöp kutusu yok dışarıda. Çok az bir şekilde var. Çok az, çok kutusu olmamasına rağmen dışarıda çok fazla çöp de yok. Bunun da sebebi dışarıda çok fazla temizlik işçilerinin çalışıyor olması. Ve ben gerçekten bazen böyle çöpümü cebimde götürüyorum ve unutuyorum artık. Böyle çantamdan cebimden çöp çıkıyor, şaka yapmıyorum. Ya bu bir yandan güzel bir şey yani. Fazla kirlilik yok. Bir yandan güzel bir şey değil. Ben niye çöpümü cebimde götürüyorum ki abi? Biraz çöp kutusu olsun etrafta. Yani büyük şehir olunca bunlar biraz daha şey oluyor ya hani. Olması gerekenler ve daha dikkatli oluyor. Diğer gittiğim şehirlerde biraz daha bu çöp muhabbeti gevşekti ama öyle bir hani dehşet bir pislik yok. Ben şahit olmadım. Hatta özellikle Çin'de ülke genelinde çöp ayrıştırma var. Yani ne oluyor? Ay gide bir böyle oldum da. Çöp ayrıştırma var. Ev atığı, plastik, kağıt geri dönüşüm hepsini ayırarak atıyorsun. Nerede olursa olsun bu çöp. Bu çöp ayrıştırarak atılacak. Çöp ayrıştırma muhabbeti en sevdiğim olaylardan biri. Hava karardı, elimizin böyle gözüksün diye. McDonald's'ın bahçesine oturdum. Kimse yok, herkes sağda oturuyor zaten. Birkaç konum kaldı ama onunla devam edip bitireceğim videoyu. Neyse, sosyal hayata gelecek olursak. Sosyal hayatı şöyle özetleyebilirim. Para ödemeden, ücretsiz bir şekilde sosyal olmak mümkün. Bu nasıl oluyor derseniz. Öncelikle bir tane uygulamamız var. Şöyle şu uygulamaya bırakıyorum. Yine uygulama ve Çin. Bu Dajong Dianping uygulamasının üzerinden yine her şey yapabilirsin. Sağlık, güzellik, gezi, ondan sonra fotoğraf, bilet, ne ararsan yapabilirsin. Ama bu genelde biraz da böyle restoran ya da gezecek yer tavsiyesi verirken en çok kullanılan uygulamalardan biri. Orada insanlar işte nereye gittiğini, nerede ne yapılacağını falan yazıyor. Ya da en bilemedim. Etrafta çok fazla park var. Bir de Çinlerde fotoğraf çekilme kültürü var. Dışarıda gittiğini yani gidilen her yere fotoğraf çekilme uygun yerler genelde. Bu da otomatik olarak sosyalliği doğuruyor. Bir yere git fotoğraf çekil, oradan da sonra dolaş dolaş geri gel. Bu en düşük yapabileceğin sosyal aktivite. Ücretsiz sergiler, etkinlikler oluyor. Yine bu da bu uygulama üzerinden paylaşılıyor. İşte ücretsiz resim sergisi, bilmem ne sergisi, müzeler, belli dönem dönem böyle küçük küçük etkinlikler yapıyorlar ya da böyle ürün lansmanları falan. Bu şekilde sosyalleşebilirsin. Özellikle bu sergi olayını ben çok seviyorum. Resim sergisimiz olayı çok hoşuma gidiyor. Yani sinemaya gideceğim, konsere gideceğim dersen bunların da fiyatları aşırı şekilde yani pahalı değil. Bu dediğim uygulamalar üzerinden Meituan ya da Dajong Dianping uygulaması üzerinden sinema biletini alabilirsin. Biraz uzaktaki bölgelerde bunlar sinema salonlarının fiyatı 15 yuan'a görmüştüm. Ama en son ben kendim Barbie'ye gittim. Bir de bir tane Ateş ve Su Element filmine gittim. 30 yuan ödedim. Yakınlarda bir yerde ortalama bir sinemaydı. Bu şekilde fiyatlar değişiyor ama fakat sinema ekmek o kadar pahalı bir olay değil. Gündüz hayatından bahsettik. Şimdi gece hayatından bahsedelim biraz da. Gece hayatı Shanghai bazını alırsam gece kulüplerine yabancılar ücretsiz girebilir. Para ödemeden içeri girebilirsin ve üzerine bir de içecek içebilirsin ücretsiz. Tabii bu olay her yerde, her kulüpte, her gece kulübünde geçerli değil, her barda geçerli değil. Fakat burada yani yabancı olduğu için yani
herkes Çinli, sen onlarla farklı olduğun için dikkat çeken yani dikkat çekilmesine ihtiyaçları var. O yüzden böyle bir değişik bir sistem uyguluyorlar. Konser vesaire ya da detaylı diğer bar, içki kültürü hakkında bilgim yok. O konu hakkında o yüzden bilgi veremeyeceğim. Bir diğer konumuz yabancı dil. Çin'de Çince bilmeden yaşanılır mı? Yaşanılır fakat yani Çince bilsen daha iyi ve daha sorunsuz ilerlesin işini. Çünkü her ne kadar şu an toplum eskisi gibi o Çin İngilizcesi olmasa yani İngilizce da biraz gelişim olsa da yani herkes İngilizce bilmiyor. Gidip bir yerli biriyle iletişim kuracaksan, bir lazım oldu bir yani ya da kurye alacaksan, kargonu alacaksan, kargo göndereceksen, taksi çevireceksen bu konularda Çince bilmen gerekiyor. Onlar çok nadir oluyor yani İngilizce konuşabilenler. Çince bilirsen içini daha hızlı götürürsün. Bilmezsen de tek tük çeviri kullanarak yaşamını sürdürebilirsin. Ama tavsiyem yani gelme düşünene ya da bilmiyorum. Yani bilmeniz daha iyi olur diyeyim. Son konu başlığımız toplum. Çin'de toplum. Yabancı olarak Çin'de yaşam nasıl yani bakışlar nasıl? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yabancı olarak Çin'de hoşgörüyle karşılıyorsun. Çünkü onlardan farklısın. Daha önce bunu belirtmiştim. Ve bence yabancılara sunan imkanlar ve yabancılara sunan yaşam tarzı biraz da Çinliye nazaran biraz daha iyi. Yani maaşlar olsun ya da ne bileyim iş imkanları olsun. Çinlilere göre biraz daha farklı. Yani Çinliler kendi aralarında rekabet ettiği için bu işi zorlandırabiliyor. Irkçılık konusuna gelirsem burada ben bir Türk olarak bir herhangi bir ırkçılıkla karşı karşıya kalmadım. Fakat şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Beni kim görse yani beni her gören o önce o yabancı diyorlar. Ya da Uygur musun diyorlar. Şincanlı mısın? Sincanlı mısın diyorlar. Ya da Rus diyorlar. Şimdi buna güleceksiniz. Sen Rus'a mı benziyorsun diye ama evet. Ruslar bile benim Rus olduğumu düşünüyor. Benim Rusça konuşmaya çalışıyor. Bu çok komik. Niye? Çünkü bizim gözümüzde yani Rus dediğinde beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü ama Ruslar bana diyor ki öyle değil yani. Senin gibi olan yani normal siyah saçlı, beyaz tenli, esmer olan Ruslar da var. O yüzden hep beni Rus sanıyorlar. Ya Rus ya da Uygur Türk sanıyorlar ya da Amerikalı. Türk olduğumu kimse düşünmüyor. Toplum çok rahat. Hiçbir şey umurlarında değil. Sallamıyorlar. Çok kaygısız. Neden? Öncelikle bir açık saçık giyin ya da istersen kapalı giyin. Onu bunu giyin. Kimse dönüp de sana bakmıyor yani öküzün tüyene baktığı gibi ya da yargılamıyor bakışlarını. Örnek vereyim. Üzerine çok şık bir şey giy. Takım elbise giy. Çok şık giy. Altına bir tane terlik giyip çıkabilirsin. Ya da uyuduğun böyle komik kıyafetlerle ya da pijamalarla da dışarı çık. Normal kimse bakmıyor. Ya da açık saçık giy, dekolte giy. Bakmıyor kimse. Yani toplum gerçekten burada biraz daha şey hani cinsiyetçilik de çok fazla değil. İnsan insan gözle bakılıyor. Cinsiyet ayrımı ya da böyle o şöyle o böyle bu şekilde de ya. Benim gözlemlerim bu şekilde. Ben herhangi bir şey yaşamadım, görmedim. Etrafımdaki arkadaşlarım da bu şekilde. Toplum rahat, gamsız. Ve bir diğer konu güvenlik. Toplum güvenliği, insan güvenliği. Çin gerçekten güvenli bir ülke. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nasıl bunu söyleyebilirim? Gecenin bir vakti bir kadın olarak ya da bir birey olarak dışarı rahatla çıkabilirsin. Yürüyebilirsin, bisiklet sürebilirsin. Taksiyle evine dönebilirsin. Yani dışarıda gezinmek gece güvenli. Herhangi bir sorun yok. Hatta bu bir ara Instagram'da viral olmuştu. Çin'in güvenliğine alakalı. Gerçekten güvenli bir ülke. Ya bunun sebebini bilmiyorum hani. Tepedeki göz mü? Çünkü her yerde kamera var ama biraz hani o korku yönetimden olabilir ama yani genel olarak neticede güvenli bir ülke. Güvenlik konusunda aşırı rahat. Tek bu hani gece dışarı çıkmaktan ziyade herhangi bir eşyanı kaybettin ya da akülünün yani motorun anahtarının üzerine bırakıp eve girebilirsin, unutabilirsin ve o anahtarı aynı yerde de bulabilirsin. Hani öyle bir hırsız çalma çırpma olayları az denilebilir. Çin'de en sevdiğim olaylardan biri. Şimdi size gösteriyorum ne olduğunu. Bakın. Ay, ay kameram niye böyle oldu? Ha tamam geldi. Amcaya denk geldim. Şöyle çiçek satıyor şurada. Şu kovadakiler 1 yuan. Şuradakiler 10 yuan. Şunlar biraz daha taze, biraz daha güzel ve daha fazla. Bunlar böyle içinde 1-2 tane var. 1-2 dal var. Nasıl 1 yuan olabiliyor? Hemen açıklıyorum size. Çin'de çiçek kültürü, böyle buket
çiçek kültürü çok fazla. Oyuncak kültürü de çok fazla. Tatlı şeyleri seviyorlar. Bu amcada 1 yuan olmasının sebebi böyle ellerinde taze tazeliğe gitmiş olan çiçekleri dal dal böyle topluyorlar. Hemen onun elindeki QR kodu tarıyorsun. Bir QR kodu var elinde. O kodu tarıyorsun. 1 yuan ödeyip alıyorsun. Çok basit ve temiz. Ben şöyle 2 tane aldım. 2 yuana kendime çiçek aldım. Tek başıma kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Of ya, hiçbir zaman böyle buketler, çiçekler alan bir kız olmadım. Neyse, kendim yeterim. Çiçek müçek derken ne olduğunu unuttum artık nerede kaldığımı. Ama sanırım yani not aldığım şeyleri, aklıma gelen şeyleri bahsettim. Eğer bahsetmediğim, merak ettiğiniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Bunlar benim gözümden, benim başıma gelen Çin macerası bir senelik deneyimlerim. Gelirseniz ya da gelmezseniz Çin'de yaşam bu şekilde. O zaman artık videoyu kapatıyoruz. Kanala hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı, emeklerim karşısında videoya like atmayı, düşüneceğiniz ve sorularınızı yorum bırakmayı, eş dostla paylaşmayı ve daha güncel bir hayat için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.